Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Musa Çelebi 43 yıllık yaşamı boyunca çeşitli işlerde çalışmış, çeşitli suçlardan karakola düşse de hapis yatmamıştı. Çevresinde sakin, kendi halinde bir insan olarak tanınan Musa Çelebi, bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışıyordu. Sabahın bu saatinde kim geldi acaba? Ay sürenip duracağına kapıyı açsana anne. Aman o kadar meraklıysan kalk kendin aç. Hadi be anne. Tamam tamam gidiyorum. Buyurun Recep. Merhaba. Efendim. Kocan olacak adam nerede? Gelmedi daha işte. Ne gelmedi vardı? Mi? Ben kirayı getirmedi. Ya getirir ay başına doğru öderiz biliyorsunuz. Biraz idare etseniz bize. Neyi idare edeceğim? Beni kim idare edecek? Benim de harcım borcum var. Bak. Ölene kadar bu kirayı getirsin, borcunu ödesin. Yoksa hepinizi evden dışarı atarım. İyi tamam. Musa gelince söylerim. Bağırmanıza da gerek yok yani. Bağırmanıza gerek yok ama kusura bakma. Getirsin, bekliyorum kahvede. Tamam. Allah Allah. Ne oldu Musa? Canını kim sıktı gene? Ya sabah sabah yemiş hepten fırça yedim ya. Neden? Ya neden olacak? Uyurken yakaladı. Namussuz uyku kardeşim. Sabaha karşı da bir bastırıyor. Bilemezsin. Hayır, zorunlu bir deme değil. Adam ya çocuk bıyıkları bile terlemiş. Fakat bir fırçaları var. Zehir zemberek. Ne yersin ne yutarsın bak. Madem öyle kardeşim o kadar ağrına gidiyor sen de kes bir tarafını. Uykun gelmesin. Ya bizim kaderimiz mi böyle şeyler? Hadi ne bekliyoruz burada? Yürü gidelim. Ya bugünlerde çok zor durumdayım ya. Bir aydır da kirayı veremedim. Şey, Celal ya, sana da pek yüzüm yok ama 3-5 kuruş borç verebilir misin bana? Ne gezer? Zaten oğlan dükkanı kapattı. Bir de bizim bu hanımın hastalığı çıkmaz mı? Allah kahretsin ya. Kime gittiysem kardeşim hep aynı şeyler ya. Bir dokunuyorsun, bir nah alıyorsun. Ne olacak bizim halimiz ya? Vallahi Allah sonumuzu hayretsin. Şey, Celal ya, hani sizin şu kiraya vereceğiniz bir ev vardı ya, ne oldu? Verdiniz mi onu kiraya? Ne gezer? Milletin burnu bir karış havada. Hem paraları yok, hem beğenmiyorlar evi. Allah kahretsin ya. Kızım kalksana artık, adamı sinir edersin be. Öf! Ay anne, sabah sabah kalk, ne yapacağım ya? Ne sabahı be? Baban gelecek neredeyse birazdan. Ekmek alınca kalk hadi, kalk. Öf anne ya, öf! Ne bu sizden çektim? Allah'ın uykusuna da doyurmuyordum hadi, sana. Bırak gevezeli. Git ekmek al bakkaldan hadi. Neredeyse gelecek baban. Dün adam babam bana uğrasın dedi. Herhalde vereziyi kesecek artık. Yok daha neler. Alt tarafa alacağın iki tane ekmek. Kaçakçı değiliz herhalde. Kalk. O zaman git sen al anne. Üf, üf. Üf, nedir bu sizden çektiğim. Kapı çalınıyor. Evet duyuyorum, açsana. Kızım açsana kapıyı, bu babanın çalışı hadi. Ya ev sahibi. Değildir, bu babandır. Kim olacak bu saatte? Tamam, açıyorum. Nedir bu çektiğimi bilmem ki. Oo, hanımefendi yeni mi kalkıyorlar? Şuna bak, konuşma bile mecali yok be. Tabii ne olacak? Ekmek elden, su gölden. Şşt lan bana bak, sana söylüyorum hey. Ne var be, ne istiyorsun gene? Elinin körü var. Nerede alan kahvaltı sofrası? Kahvaltı mı getirdin de kahvaltı bekliyorsun he? Bakkal veresiyeyi kesti, kasabı zaten unuttuk.
Gidersin çalışırsın, kazanırsın. Hem çalışmak hatırlamana da yardımcı olur. Olur. Bu evin erkeği ben olacaktım ki. Ha, unutmadan söyleyeyim, ev sahibi geldi biraz önce. Ya kirayı verin ya da defolun gidin diyor. Vay it herif vay. Kirayı tıkır tıkır eline verirken peşinde Musa Beyciğim, Musa Beyciğim bir dolaşıyordu. Şimdi öyle mi oldu? Ulan yine yandığımın dünyası ben be. Ben anlamam. Git nasıl halledeceksen hallet bu işi. Yetti artık be, burama kadar geldi. Adamın durumuna çok üzüldüm abi. Bir de sen kalkmışsın durup dururken borcundan bahsediyorsun. Bizim durumumuz da iyi değil ki. Biz yemesini bilmiyor muyuz? Neyse kes artık, uzatma. Kızım şuradan bir çay koy bakayım. Hı hı. Sana diyorum ama kalksana. Tamam baba, kalkıyorum. Kızım sana diyorum, kalkıyorum diyorsun, hala oturuyorsun orada ya. Allah Allah, kıpırda biraz. Kızlar nerede bugün, işe gitmedi mi? Oğlum Luka atmış, kendi kahvaltısını kendisine hazırlamış. Hayırlısından iyi bir kısmet çıksa da evlendirsek şu çocuğu diyordu. Nereden çıkarttın şimdi bunu be hanım? Acelesi ne? Aa, acelesi bu kalmış. Çocuğun kafasında zaten bin bir türlü düşüncesi var. Evlenirse belki de yuvasında kendini verir, uyanamayacak. Saçmalıyorsun abi. Hazel etme. Bekleriz biraz. Bekleriz ki kafası temizlensin. Daha sonra evlendiririz onu. Kızım bir çıksın. Ne? Utanmasanız kalkıp niye kapıya bakmadığımı soracaksınız. Uyuşuk kızım, kalksana. Açsana baba, kapıyı. Açıyorum baba. Kızım, baban evde mi? Evde kahvaltı yapıyor. Oo, kahvaltı yapıyor. Keyfi yerinde adamın ha. Çağır bakayım çocuğu, koş. Siz buyursaydınız Recep abi. Ölürüm de bu eve adım atmam. Çağır çabuk. Baba! Baba! Oo, Musa efendi, yüzünü gören cennetlik olsun. Bilsem ki yüzümü görünce cennete gideceksin, yüzüme peçe takar öyle dolaşırım. Vallahi bravo. Bir insan bu kadar şey olur. Ne olur? Sen anlarsın Musa efendi. Kızın yanında ağzını bozdurma bana. Ulan ev sahibisin diye nedir lan bu başımızda oturman? Ulan ne lan bu sabah sabah tafraları senin böyle? İndir elini, affa tafra yok. Benim affam tafram kira. Öde kiranı bitsin. Ah ulan elimde öyle bir imkanım olsa. Öyle bir imkanım olsa. Geç bunları, tamam tamam geç bunları. Bak ben kahveye gidiyorum. Sen de parayı getir. Sana akşama kadar mühlet. Tamam mı? Tamam mı lan? Sanki kaçıyoruz. Canım alacak halin yok ya. Ben son sözünü söyledim. Allah belanı versin. Kuş gelir. Sen Allah belanı versin. Sen Allah belanı versin. Seni ver. İçerim seni. Kocaya kaçtıktan sonra çaresizlik içinde evine dönen kız gibi eli kolu bağlanmıştı Musa Çelebi'nin. Ne yapacağını bilmez bir halde dışarıya çıktı. Birkaç kişiye borç istemek için başvurdu ama nafile. Borç istediği insanların ya paraları yoktu ya da ondan da kötü durumdaydılar. Ne olmuşsa? Sarılıp bir karenin gidiyor galiba. Ondan mı böyle durgun oturuyorsun? Otur otur. Vallahi bu sabah şaka kaldıracak durumda değilim, onu bil ha. Sabahtan beri 5 milyon borç krediyle gitmeye dolaşıyorum ya. Hiç kimse de 5 kuruş para vermiyor kardeşim. Ama anladın mı artık? Sende varsa herkes de var. Sende yok mu? Hiç kimse de yok. Öyle ya. Yeni mi anladın bunu? Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Bak kardeşim, benim halimden yalnız sen anlarsın. Ocağına düştüm. 3-5 kuruş borç versene bana. Oğlum nerede para be ya? Ama istersen bizim biraderden borç alabiliriz. Ya kardeşim ay başında vereceğim. Ay başında ne kaldı şurada ya? Nereden baksan bir hafta. Selamun aleyküm Celal abi. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın abi? Sağ ol lan. Buyur otur. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Abi vallahi iyiyim, sorma ya. Başım belada abi. Şu bizim it var ya, it Veli. Ona 3-5 kuş borcum var.
Her sabah kapıma geliyor. Bizim de alacağımız var ama herkes bizim gibi olgun davranmıyor. Ulan Recep, olgunluk dediğin bu sabah kapımda yaptıkların mıydı yoksa ha? Buydu ya, buydu. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Doğru konuş. Ne biçim Recep diyorsun? Hem elimde oturuyorsun, hem kira vermiyorsun. Sen karışma general abi. Hem de beni beğenmiyorsun ha. Kız Oya nerede kaldı? Aman anne nerede kalacak? Parkta çocuklarla oynuyordur. O kızı öyle sahipsiz bırakma. Aman anne, milletin işi gücü yok, senin dilsiz kızını kaçıracaklar sanki. Bana bak, sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Tamam anne, tamam, ben bir şey demedim. Vallahi bıktım, sabahtan akşama kadar Oya'nın peşinde. Sonra da o işi bitirmedim, bu işi bitirmedim, başımın etini yiyor. Doğru söylüyorsun. Bazen düşünüyorum, acaba evlenip gitsem mi, ne yapsam? Zeki'yi biliyorsun. Koca koca diye tutturdu, evlendi, gerisi geriye annesinin evine döndü. Ben son sözümü söyledim Musa, artık uzatmaya gerek yok. Bana ben bak... de son sözümü söyledim Recep. Bana bak susun ya, bunca yıllık dostsunuz siz, bu yaptığınız ayıptır sizin be. Celal abi sen karışma ya, görmüyor musun adamı, kiramı vermiyor, gidiyor merhanelerde paramı yiyor. Sen çık ulan evimden, gel. Çık öldüreceğim seni, çık evimden. Ulan Allah kahretsin be. Ulan şuna bak ya. Meyhanelerde yiyormuşum. Sana ne ulan? Ulan sen benim yaşantımı kontrol edeceksin. Ulan ben ne biçim adamım be? Ulan Allah kahretsin beni be. Şeytan diyor ki çık dışarı. At bir arabanın altına kendini. Geber git. Böyle iki paralık adamları konuşturuyorsun be. Ulan yazıklar olsun. Puh ulan bana. Ulan bu ne biçim dünya be? Bakma kafana, her şey düzelir. Öyle deme be Ceren. Sana şu derdimi bir anlatabilsem. Bir anlayabilsen beni. Anlıyorum ben seni, anlıyorum. Bakarız bir çaresine, üzme kendini. Artık dayanacak gücüm kalmadı Celal. Olan para, olan para. Şimdi elimde olsam da seni şöyle ihtiyacı olanlara bir atsam. Bana bak, bu adam seni evinden çıkarmak mı istiyor? Evet. Bu akşama kadar mühlet verdi. Bu akşam son. Çıkacaksın yoksa eşyanı atarım dedi. Tamam, boşalt o zaman evini. Benim bir tane daire boş. Gel oraya yerleş, ne yapalım? Vallahi bilmem ki. Nasıl bilmezsin? Dost dediğin böyle günlerde belli olur. Evdekilere danışmam lazım Celal. Daha neyini danışacaksın evdekilere ya? Bir daha akşam o rezilliği mi yaşayacaksın yani? Peki gittik. Adam para para diye tutturursa. Olmaz arkadaş, eşyanı alamazsın. Ver paramı derse ne yapacağız? Ver desin. Ay başını ödersin parasını. Kabul eder mi bilmem ki. Eder eder. O hem zaten birazcık sakinleşmiştir. Ben onu konuşayım da alıp geleceğim. Hadi hallet şunu şimdi. Hadi benim canım benim. Sen şöyle geç otur bak. Bak Recep, biz birbirimizi bilen insanlarız, tamam mı? Herhalde anladığıma göre siz bu işi yürütmek niyetinde değilsiniz. Bana garezi var. Benim kimseye garezim yok Musa. Benim olayım parayı almak. Tamam kardeşim, vereceğim paranı. Kaçakçı değilim yahu. O zaman evimden çık Musa. Ya tamam, onu da hallettik. Bu akşam da evini boşaltıyorum, bu kadar. Ha, aferin. Peki benim param ne olacak Musa? Ya kardeşim niye laftan anlamıyorsun? Sen bela mı arıyorsun he? Bela arıyorsan o zaman bu akşam bulacaksın o belayı. Öleceksin. Ya sen ya ben. Nasıl yapacaksın o işi? Bu akşam görürsün. Ben senin gibileri çok gördüm be. Çok gördüm be. Evden çıkıncaya kadar. Çıktıktan sonra para yok. Elektrik parası var, su parası var. Hadi kiraya boş ver. Ne yapacağız paraları he? Bana bakın arkadaşlar. Böyle bu iş celallenmekle olmaz. Koskoca adamlarsınız siz ya. Bana bak, eğer senin alacağın bu paraysa merak etme kardeşim, ay başında alırsın paranı, tamam mı? Ben buna kefilim. Tamam Celal abi, tamam. O zaman imzalayalım senetleri, bitsin bu iş abi. Senede ne gerek var kardeşim, ben kefilim diyorum ya sana. Ya abi, Celal abi, ben sana güvenmediğimden değil. Ama benim prensibim bu. Ben sizden aldığım senedi götürüp müteahhide vereceğim. Olayı bitireceğim abi. Tamam o zaman, getir bir Allah tane senet Allah yapalım. Allah, bana bak, Allah Allah. Biz de kalkalım, uğrayalım eve. Eşyaları falan toparlasınlar, tamam mı? Hiç merak etme sen. Bu sayfayı da böylelikle kapatalım hadi. Sağ ol Celal abi. Aşkım, hadi siz gidin, ben oturayım. Tamam, hazırla sen senetleri. Tamam abi. Musa Çelebi'nin hırçın ve sinirli tavırları onu bu duruma nasıl getirecekti? Musa Çelebi, Celal Tekin kefil olmasından sonra oturduğu evi boşaltmış
Celal Tekin dairesine taşınmıştı. İlk günler her şey yolundaydı. Ta ki senedin ödeme günü gelene kadar. Gelişen olayları hep birlikte izleyelim. Baba, siz ödemem, siz ne işler çeviriyorsun öyle? Dalganın sırası mı oğlum? Bu sana gelmiş baba. İhbarname. Neymiş? İhbar. Kim ihbar etmiş ki oğlum? Neyi? Bizi. Biz? Yani babam. Dün akşam iyi yemek yapmadın ya. O da gitmiş ihbar etmiş. İlahi Bey. Hanım sen de iyice ne oldun ha? Ne ihbarı, ne yemeği? Oğlan öyle söylüyor. Ona bakarsan o çok daha şey diyor. Hani şu Musa'ya kefil olmuştum ya, onun ihbarı. Senin kefilini kim ihbar etmiş ki? Hiç kimse. Bırak şimdi sen şu ihbarı mihbarı da dua et Musa o parayı bir ödemezlik yaparsa o zaman görürsün. İyi de namaz vakti değil ki. Sen de namaz vakti et. İyi canım kızma ederim. Edersin edersin. Oğlum şu ihbarnameyi al götür. Beni de bu işe karıştırma. Tamam baba. Hadi eyvallah. Aa şu kitap. Şu kızların kafasında da dolaştırdığı kitaba ne kadar da çok benziyor. Buyursanıza içeriye. Neden girmiyorsunuz? Şey vardı şu ihbarnameyle ilgili. Musa amcayla konuşacaktım da. Tamam bekle birazdan gelirler. İstersen salonda bekle. İyi. Ne ihbarıymış öyle? Babanızın bir borcu varmış da. Onu ihbar etmişler. Niye ihbar etmişler ki? Günü gelince zaten babam onu öder. İyi işte bu da günü geldi ödü bozuşmayalım diye gelmiş. Şeyle. Sahi işleriniz nasıl? Biliyorsun bir aydır işsiz. Ben de. Ya. Neyse. Ben gideyim. Baban geldiği zaman sen bunu verirsin ona. Yok canım. Kendiniz verseydiniz bu arada konuşmuş olurduk hep. Ya. Ayşe nasıl? İyi. Ne yapıyor diye soracak olursan, şu ara vatani görevini yapıyor. Çok esprilisiniz. Yok canım, size öyle geliyor. Şimdi ben yalan mı söylüyorum yani? Hayır, cümle kuruyorsunuz. Size aşık olabilirim. Ama iş bulayım ondan sonra. Anneler geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayrola oğlum? Musa amcayı bekliyordum da. O kahvede istersen gidip çağırayım. Yo ben çağırayım. Hem çağırmama gerek yok zaten ben onu görürüm. Sizin için çağırayım mı? Yok gerek yok. Tamam. Sen hallet işini. İyi günler. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Anlat bakayım. Aman anne bir şey olduğu falan yok. Sence arkadaşız. Aa ne demek arkadaşız? Ben salonu ayarla demedim mi? Bana bak bütün evle ilgili planlarımız suya düşer haberin olsun. Ya anne kendimi böyle kira karşılığı tüm hayallerimi satan genç kız gibi hissediyorum. Ay yavrum benim senin hayallerinde de beyaz atlı prens yerine ev sahibinin oğlu olsa ne çıkar? Ha ne kaybederiz? Vallahi benim durumu biliyorsun Musa. Oğlan da çalışmıyor. Bende de yok. Ya o zaman ne olursun yardımcı ol da böyle borç alabileceğimiz birileri bul ya. Ben hiç tanımıyorum ya. Ha? Gelelim be. Hallet şu işini ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben de seni arıyordum Musa amca ya. Hayırdır ya? Senin ihbarname gelmiş. Onu bana değil babana ver. Niye ya? Al baba. O çünkü patron biliyorsun. Ben nereden ödeyeceğim onu ya? Bende para mı var Allah aşkına? Bana bak şakanın sırası değil Musa. Ya Allah'ıma şaka değil şerefsizim değil. Hiç bende para olsa ben bunu ödemem mi? Sana bırakır mıyım? Ama yok kardeşim. Sen öde, ben sana bütün borçlarını ödeyeceğim Celal'cim ya. Bana bak, sen bu ayın kirasını ödeme. Öncelikle bunu öde, tamam mı? Allah bana, ben onlara. Rıza, al oğlum parası benden kendine bir çay söyle. Başımıza bela aldık. İnşallah hayırlısıyla kurtuluruz bu işten. Çay mı şey? Ah baba, bir izin versen var ya.
Ben onu bir güzel ıslatırım ama... Helalem ne derse ona. Bizim bankada ne kadar paramız vardı? Sen de iyice hızır kesildin baba. Adamın borcunu bizim bankadaki parayla ödemeyeceksin değil mi? Elimizi kolumuzu bağladı. Baksana hiç ödemeye bile niyeti yok ya. Rezillik çıksın istemiyorum ama. Allah baba ben onu bunu anlamam. Bir yamukluk yapsın var ya, ben ona yapacağımı bilirim. Neyse, hadi kalkalım da şu bankadaki hesabını bakalım. Musa Bey'i eski mahalleden tanıyorum. Pek fazla ahbaplığımız yoktu. Kendini düşünen bir insandı. Bazen kahvede bir çayı, bir sigarayı için kavga çıkarırdı. O kadın sanki dünyaya çile çekmek için gelmişti. Aralarında hep münakaşalar, kavgalar, gürültüler geçiyordu. Senedin ödeme günü geldiğinde Musa Çelebi ortadan kaybolmuştu. Daha sonra memlekete gittiğini telefon açarak bildirmişti. Çaresiz kalan Celal Tek senedi ödemiş, Musa'yı da evinden çıkarmayı kafasına koymuştu. Parayı verdin rahatladın. Şimdi uğur aşkı geriye alasın. Ne o cevap verdiğin yok. Her an sen bizden habersiz dut yedin Bülbül Efendi. Kalkarsan Bülbül gösteririm sana ha. Sen ben arsın çıkarma git Musa Efendi'ye çıkarırsın. Ya bırakın birbirinizle dolaşmayı ya. Acımızdan öldük. Ne yiyeceğiz? Pazara mı çıktık ki yemek var mı yok mu diye de soruyorsun. İyi pazara çıkmadık ölelim o zaman. Musa Efendi'ye kalsak biz tamam parayı alamayacağız. Ne yapalım? Mezarlığa gidip açlık grevi yapalım. Musa bizim paramızı getirsin. Hah getirir. Bırak gevezeli oğlum. Git şuradan bir şeyler al da yemek yapsın hanımefendi. Ne alacağız? Yarım kilo kıyma. Kasabı müteakip bakkala da vurayım mı? Bir kilo da pirinç. Tamam ben gittim. Hadi eyvallah baba. Kızım yemek için su koyuver ateşi çocuğa. Oo merhaba. Evet. Demek memlekete gitmiştiniz. Tabii insanın parası olunca geziyor. Öyle deme be oğlum. Hasta ziyaretine gittik biz. Gitmişken de ona uğradık. Kime? Teyzemin oğluna. Kızı ameliyat olmuş da. Ya vah vah çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. İlahi ölmedi ki. Elbet bir gün ölecektir. Nasıl olsa ölümsüz insan yok. Allah hadi görüşürüz. Allah Allah. Hadi Allah. Buyurun İbrahim Bey. Bir kilo kıyma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oradan bir kilo kıyma parası daha kes İbrahim abi. İyi mi Musa amca? Şey... Nasıl tabii, olsa tabii. Biraz sonra hesaplaşacağız ya. Öyle demek öyle. Memleketten döndünüz he? Ben sizi bir şey gelmezsiniz sanıyordum. Yok ya. Neyse sonra görüşürüz. Mutlaka abi mutlaka. Abi sen o bir kiloyu yarıma indir. Ben yarımın parasını alayım benim puanına aktaracağım. Kafama göre takılıp bir şeyler almak istiyorum. Ne gibi pirlo müftek mi? Yok abi, pirinç makarna gibi. Aa merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok her şey nasıl? Nos. Babanız evde mi kızım? Evde, salonda. Buyurun, geç. Baba misafirlerim var. Oo hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Biliyor musunuz neye geldim? Biz memlekete mecbur kaldığımız için gittik. Yani kardeşimin oğlu ameliyat oldu. Tamam da size bunları sormadım ki. Niçin anlatıyorsunuz Leyla Hanım? Bir sorun varsa dedim hani konuşalım. Benim sizinle hiçbir sorunum yok. Benim bütün sorunum Musa ile ilgili. Borcunu ödemeyip hatta hiçbir şey yokken böyle saman alevi gibi parlaması. Yani siz de haklısınız ama bu durumda bu sıkışık haldeyken ne bileyim artık ne desem bilmiyorum. Tamam siz sıkışıktınız ama ben ne hallere düştüm biliyor musunuz? Hele sizin borcunuzu başka yerden borç alıp ödedim. Siz de çok haklısınız. En iyisi Musa ile konuşun bunları siz. Peki. Hadi kalk kızım. Musa nerede gelmedi mi daha? Gelmedi biraz sonra gelir. O gelince ben onu gönderirim size. Gelince bir zahmet gönderirim. Bir konuşun artık. Lütfen. Kusura bakmayın olur, ne olur. Hadi olur, iyi günler. Ederim. İyi günler. Aldık başımıza belayı. Ailenin hiç umurunda değil. Ne yapacağız biz Celal Efendi ne yapacağız? Ben ne diyeceğimi biliyorum o adama.
Hele bir Rıza gelsin de. Ne yapacaksan yap artık. Al şu kapıya bakayım Timon. Sen evde mi bacı? Evde geçeceğiz. Nerede o senin oğlan, gelmedi mi? Ne terbiyesiz adam, ne utanmaz adam ya. Desturdu o Musa, ahıra mı giriyorsun kardeşim? Ya kardeşim, bana yaptıklarını sana yapsa kim bilir neler derdin. Gittim kasaba girdim. Verdim parayı, ya, bir kilo kıyma aldım, tam paranın üstüne alacağım. Ah, iyi insan ay, lafın üstüne selam, gelir. Hoş geldin, gel oğlum. Ne oluyor baba ya? Aa Musa amca, seni kasapta üzdüysem bu kıymanın selameti açısından değil, cebimle ilgiliydi. Neler oluyor oğlum, adam gibi bana da anlatsanıza. Bir şey olduğu yok baba ya. Alacağımızın çok cüzi bir miktarını tahsil ettik, o kadar. Ya önemli değil be kardeşim ya. Ben paraya pula önem vermiyorum biliyorsun. Benim esas düşündüğüm, hanımın akrabalarına gittik ya memlekete. Kardeşim bana etmediklerini bırakmadılar ya. Hastane hastane dolaştırdılar beni ya. Bu pastane pastane olmasın Musa amca? Beni ilgilendiren senin almış olduğun borç. Senin borcunu ödemek için. Bak abicim, önümüzdeki ay hallederiz. Ama olmaz ki, böyle yapılır mı? İnsanda şeref haysiyet diye bir şey olması lazım. Yani biz şerefsiz miyiz şimdi? Aşk olsun Celal abi ya. Bir insan vereceğini eğer zamanında ödemez, kefil olan birisi varsa, eğer onu da zor durumda bırakırsa, ben o adamın samimiyetinden şüphe ederim, anlıyor musun? Ben de öyle. Ama durumumu biliyorsun. Amma uzattınız ya. Amma uzattınız baba ya. Ne bu ya? Sen yarın parayı getiriyor musun, getirmiyor musun abi ya? Bilmem ki. Ne demek? Sen biliyor musun baba? Ya babana niye soruyorsun? Baba zaman, nereden bilsin? E o zaman sen bütün kaynaklarını seferber et, paramızı bul abi ya. Ya kardeşim, lütfen. Hiç olmazsa hafta sonuna kadar bana müsaade edin. Tamam işte, müsaade müsaade. Tamam, hafta sonuna kadar müsaade. Yalnız bizim hafta sonu yarın bitiyor. Yarın parayı isteriz, tamam mı? Olur mu ya? O Araplar da öyle yazdı. Bırak Arapları abi ya, biz Arap değiliz ya. Ama abi lütfen ya. Ben anlamam. Benim borcumun kefili o. Hafta sonu abi, yarın. Ceyda! Ceyda, kapıya bak! Bakıyorum anne. Ulan delicim diyor ki, çık kırt dağını adamı. Ne oluyor bir dakika, ne bu sinir böyle? Ama ben akıllı adamım. O delicine uymam. Ulan Rıza Asala, ulan ben sana bunu sormam mı? Ya sen, benim sülük kızım, hani evlenme teklif edecekti sana ha? Hani kızın onu avucunun içine almıştı? Ama niye bana soruyorsun? Ben kızının yalancısıyım. Git ona sor. Ne yani, ben yalancı mıyım? Üzerime fazla gelmeyin artık. Ertesi günün akşamı Musa Çelebi mide kanaması geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Celal Tek ise çaresiz Musa Çelebi'nin hastaneden çıkmasını bekliyordu. Oo, ne bu haliniz ya? Karalar bağlanmış oturuyorsunuz. Adam hastanede ölmedi ya. Çıksın sonra konuşuruz. Şimdi bu adam bir de hastanede ölürse vay halimiz o zaman. Yok baba ya. Ben bir inip aşağı onların ağzını arayayım he. Bana bak, o kızın çevresinde sen fazla dolaşıyorsun. Kendine dikkat et çocuk. Ben mi, onlar mı dikkat edecekmiş? Onlar kendilerine baksın. Ben gidiyorum, tamam mı? Öyle deme oğlum. Her şey beklenir onlardan. Hem geçen de Ceyda şey diyordu, annesi babasından boşanacak mıymış neymiş? Sana mı kalmış onların boşanmaları? Gevezelik yapma, kalk git oradan çay suyu koy bakayım. Kalk. Yürü kız, ayaklı paparazzi. Sen mutfaktan çıkma. Ben gidiyorum, tamam mı? Ben şimdi size haberler getiririm. Merhaba. Merhaba. Ben geçmiş olsun için gelmiştim. Önemli bir şey değil, kapıya çarptın da. Hayır, ben baban için gelmiştim ama. Aman boş ver onu, Allah cezasını versin. Hem neden orada duruyorsun, içeriye gelsene. İstersen sen çık dışarı, orada konuşalım. Parka gideriz. İyi. Çanta senin değil mi? Ha. Anahtarla benim. Hadi gidelim. Ya onların derdinden sana ne? Sen takma kafana bunları. Varsa bir sorunları gelsinler benden halletsinler. Bana bak Musa, bıktım senin bu boş vermişliğinden. Adamlar sana iyilik yaptılar, söylediklerine bak Allah aşkına. Ben gitmem artık o eve. Tamam, gitme. Sen de bir otele taşın. Yalnız lüks bir otel olsun. Tamam mı Leyla Hanım? Ama sen dalga geç benimle. Bıktım artık, burama kadar geldi. Ben de hayatımı
yaşamak istiyorum. Ya ben kimin için çalışıyorum he? Sizin için. Daha rahat tamam, bir tamam. hayat yaşayın kes diye. Kes artık. Bu işi adam gibi halledersin ya da burada biter. Hem sen abimlerden aldığın paraları niye vermedin onlara? Kalmadı ki. Nasıl kalmadı? Ne yaptın paraları? Allah Allah ya, memleketten dönerken kaplıcalara da gidelim, kaplıcalara da gidelim diye tutturan sen değil miydin? Ne? Bitti mi paran? Kaç para kaldı? Fazla değil canım. 1-2 milyon falan. Allah belanı versin seni Musa. Yok ya. Sen benimle dalga geçmiyorsun değil mi? Niye öyle söylüyorsun? Yalanın varsa iki gözüm önüme aksın. Ya kafam iyice karıştı. Gel şurada oturup bir şeyler içelim, hem daha iyi konuşalım. Ah baba ah, öyle sessiz göründüğüne bakma. Bazen içimden onu öldürmek geliyor. Allah Allah. Ya benim kafam o şeye takıldı, hastane işi dedin ya. Numara mıydı o? Sayılır, zaten midesinden rahatsız. Bir de o gece 2 paket acı biberi yedi. Vay be. Lan adamdaki kafaya bak ya. Vay adi şey. Annem boşanmayı iyice kafasına koydu galiba. O gün memlekete gittiğimizde teyzemle uzun uzun bu konuyu konuştular. Ya teyzem dedin de kaç para aldı o teyzenlerden? 23 milyon. Arkasından da maaşını aldı. Ama yolda yiyip durdu. Oo, ulan ne adammış ya. Keyfetti desene bizim paramız. Ay yeter, yeter artık ondan bahsetme. İçim nefretle doluyor. Nefret edilmeyecek bir insan da değil yani. Ama senin yanında içim huzur buluyor. Seni deliler gibi seviyorum. Niye? Akıllılar gibi sevsen olmaz mı? Bu iş burada biter artık Musa. Çekemeyeceğim vallahi daha fazla. Unut bizleri. Bana bak. Ne halim varsa görsen de. Leyla, kelime attırma benim. Ne olur be senin kelin atarsa. Ne şerefimiz kaldı, ne haysiyetimiz senin yüzünden. Şu yaptıklarına bak. Kız ben kimin için çalışıyorum? Sizin için. Az da olsa çok da olsa getirip paylaşmıyor muyuz ya? Böyle rezil olduktan sonra neye yarar senin getirdiklerine? O insanlar bize kucak açtılar. Sen ne yaptın? Çekemeyeceğim vallahi daha fazla. Nereye gideceksin lan bu yaştan sonra? He? Kim ne yapsın lan seni? Bana bak, gitmeden evvel iyice düşün. Pişman olur geri gelirsen avucumun içine düşersin, bilmiş ol tamam mı? Sen öyle zannet. Ben gider ablamın yanına yerleşirim. Sende ne halin varsa gör artık. Defol git lan hadi. Bir sen bir kızın. Yetti be. Ulan bugüne kadar bana gün yüzümü gösterdiniz. He? Allah belanı versin senin Musa. Dilerim yüreğin acıların en büyüğüyle yansın. Allah kahretsin seni. Yok ya. Leyla! Leyla! Kız ben buradan çıkmadan sakın gitme tamam mı? Allah belanı versin seni. Ben kazandım işte, ben kazandım. Olur mu sen kazandın? Öteki soruyu bilemedin. Ya ben kazandım. İyi tamam. Dondurma mı ısmarlayacağım şimdi sana? İyi gidelim. Zaten geç oldu baksana. Gidelim, annem de gelmiştir zaten. Allah kahretsin. Çünkü kötü şeyler de başımıza geliyor. Allah belanı versin senin Musa. Tüklerin cezası yanında kalmasın inşallah. Onu çok seviyorum anne. Ne diyeyim sana kızım, bilmiyorum ki. Hadi neyse, geç içeri, anlatacaklarım var. Benim bir tanecik kızım, güzel gözlü kızım. Canım, beni mi uyutuyorsun? Uyut bakalım. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam oğlum, hoş geldin. Ya, ne oldu, ne diyor kız? Sorma baba ya. Nasılsın kız? Baba o Musa Yiğit'i var ya. Ne? Onun niyeti kötü. Parayı vermeye hiç niyeti yok. Allah adamın Allah. Niyeti bizim paranın üstüne yatmak. Fena Tonga'ya getirdi bizi. Benim aslan oğlum. O işi hallederiz, hiç merak etme.
Şu kapıya baksanıza bak. Gelenler var bey. Kimmiş o gelsinler bey? Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hayrolur Leyla Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsın Ceyda? Hiçbir şey yok. Vedalaşmaya geldik. Annem bavulları kapının önüne koydu. Yardım ederseniz sevinirim. Ne demek yardım ederiz de? Ne vedalaşması bu? He? Ya bundan sonrası için... Bundan sonrası yok artık. Size karşı o kadar mahcubuz ki, hiç böyle olsun istemezdim. Vallahi biz, yani elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık ama... Kocan... Biliyorum Celal Efendi, bizim için çok şey yaptınız. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olamıyor. Yüzünü görmeye bile tahammülüm yok. Hastanede bıraktım, geldim onu. Her şey bitti artık. Yani boşanacak mısınız? Evet, ben kararımı verdim artık. Bu adam gittiğimiz her yerde bizi rezil ediyor. Bir de kalkıyor ondan sonra diyor ki her şeyi sizler için yaptım. Ben ablamın yanına yerleşmeye karar verdim. Biz oraya gideceğiz. Siz aranızdaki meseleyi artık Musa ile halledersiniz. Olur da ödemezse size ben bir şekilde bir yerlerden bulur gönderirim. O gece Musa Çelebi'nin karısı ve kızı memlekete gitmek üzere yola çıktı. Ertesi günde Musa Çelebi hastaneden çıktı. Eşinden boşandıktan sonra bir sahil kasabasına yerleşti. Olanlara bir anlam veremeyen tek ailesi aradan 2 ay geçmesine rağmen evi boşaltamıyordu. Bana bak, şu çocukları uyandırsana. Sen şimdi uyandın diye onları da kaldırmak zorundasın. Tamam, bırak uyusunlar. Da asıl şu oğlanın işini ne yapacağız? Onu evlendirmenin zamanı geldi. Neredeyse 30 yaşında geçti. Tamam, istesin evlendirelim. Ama onun aklı fikri Ceyda'dı. Onlar da buradan gitti. Bana bak, bu dairenin işi ne olacak ya? Adam daireye uğramıyor. Birkaç parça herhalde eşya bırakmış. Allah'tan o Leyla biraz para gönderdi de borcun bir kısmını kapattık ha. Dün aşağı daire için geldiler, kiralamak istiyorlar ama evde eşyalar var. İstersen onları bodruma indirelim. Hı. Geldiklerinde ister alsınlar, ister almasınlar da kiraya verelim artık. Böyle olmuyor, zor oluyor. Ben hiç karışmıyorum. Sen ne yaparsan yap, tamam mı? Tamam. Ben kahveye gidiyorum. Hadi güle tamam. Güle. Hadi görüşürüz. Babam nerede ya? Babam burada. At o. Baba ya, ben de seni arıyordum. Ya ne oldu ayrıca? Bizim ev var ya, oraya gelmişler kira için. Verelim orayı artık ya. Ver gitsin oğlum ama içindeki eşyalar ne olacak? Ya eşya dediğin ne baba? 2 parça şey. Olmazsa ben onları bodruma taşırım. Daha da olmazsa kaldırır atarız çöpe. Oğlum sen misin? Bak baba, bir de şeyi diyorum ya. Alt katın betonunu ne zaman atacağız ya? Oğlum biliyorsun bu zamanda biraz elimiz... Aha geldi baba. Musa da geldi. Ben şu işi halledeyim. Hadi hallet. Vay Musa amca, nasılsın ya? Yapma be oğlum, şunu öldüreceğim bir gün beni ya korkudan ya. Sen ölür müsün dayı ya? Bırak ya. Abi babamla konuşuyorduk az önce de. Sizin eşyalar vardı ya bizim evdeki. Ne olacak onlar? Kiraya vereceğiz o daireyi. Ya 3-5 eşya var zaten. Topla onları, sana zahmet bir yeri koyuver. Ben bir eskici çağırırım. 3 demem 5 demem. Eskici mi satmak istiyor mu abi onları? İstiyorum ya, kurtulun tamam şunları. Tamam abi ya. Ben onları hemen satarım. Sen burada mısın? Buradayım. Sat tamam. 3 deme 5 deme gitsinler. Tamam. Aa, kolay abi. Hadi. Ben şimdi gelirim bak, bir yere kaybolma ha. Hadi buradayım. Kaybolursan sağ ol. Para da gider ha. Ya bekleyeceğim. Thank you.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hadi bak bakalım kızım. Heh, bu mu? Ver, onlardan bu. Ver. Bir tane de komple. Bu? Ne kadar? 50 bin lira. Buyurun, teşekkür ederim. Ne yaptın anne ya? Yemek yemeyeceksin oğlum. Yok yok. Canım bir şey istemiyor. Ben şu Musa'nın eşyalarını sattım ya, kahvede beni bekliyor. Gidip parayı vereyim de yarı yarıya paylaşalım onunla. Kız şuna bak. Allah'ım ya. Kalk kız, tembel tembel oturacaksın. O çocuk kaç saattir parkta? Ay anne, bebek değil ya. Ay kalk, çabuk git, ara gel o kızı. Hadi bunun canını sıkma. İki adımlık yerde oynuyoruz zaten. Musa abi ne oldu ya? Ya korktun, ne olsun mı? Ödümü patlattın be birader. Korkmaktan değil ama böyle insanın refleksi ya, böyle aniden olur mu be kardeşim? Abi bak, 1,5 milyon verdiler. Onun yarısı senin, yarısı benim, tamam mı? Tamam ya, gönüllüler hani, olsun abicim ya. Yarısını da evi işgal etti ya, ne o, korkuyor mu ya? Buralar beni sıkıyor, sahilde oturuyorum. Canavar gibi kumsal, hava güzel, tertemiz. Abi sıkar oralar seni ya. Seni de beklerim, gel gör. Hadi. İyi hadi beraber çıkalım da ben oradan döneyim başla. Olur, olur gel. Ayrılma vakti geldi Musa amca. Öyle öyle. Ben arkadaşların yanına gidiyorum. Oldu, güle güle. Ben de şimdi dolmuş evin garaja inerim. Hadi sana yeni hayatında başarılar. Hadi, sağ ol. Hadi sağ görüşürüz. Ol. Oldu hadi. Eyvallah. Hadi güle güle. Oya nerede kızım? Yani o kadar ısrar ettim, gelmek istemiyormuş. Ben de bıraktım. Biraz daha üstüne varsaydın gelirdi. Yani söyledim. Gelmek istemiyormuş. Sen sofrayı hazırla da ben gideyim bir bakayım bari. Thank you.
Musa Bey'i bir gün ev sahibiyle kavga ederken kahvede tanık oldum. Sanki kan davalısıymış gibi adamın üstüne yürüyordu. Ve bu adamın böyle bir şey yapacağı o zamandan belliydi. Zaten bu adamın böyle bir şey yapacağı belliydi. Bundan birkaç ay önce kızın gözlerinin 1 milyar kadar olduğunu söylüyordu. Zaten kız da ortadan kaybolunca bütün şüpheler Musa Bey'e yöndü. Oya tek akşama kadar eve gelmeyince karakola haber verildi. Tüm aramalara rağmen bulunamadı küçük Oya. Aradan 20 gün geçmiş, tek ailesi umudunu kaybetmemişti. Musa Çelebi'den şüphelenen evin oğlu Rıza Tek, onun nerelere gideceğinin hesabını yapıyordu. Musa Çelebi ise başka bir şehirde başka hesaplar peşindeydi. Abi, babam çağırıyor. Abi! Kalk ulan! Kalk! Şişt. Kalk! Yazıklar olsun be! Ulan sana bütün emeklerim ziyan oldu be! Püh! Harcadığın para var yazık be! Ye şunu al! Ye şunu! O kadar emek. Hay danlalak Musa abi. Bir gözü 1 milyar ha? Ya iyi para bulacaktı. Öbür organlar da cabası. Bitti. Bütün hayallerimi yıktın. Ekmeğini yemiyor musun? Yeme. Demek o dişlerin sana lazım değil ha? Şimdi ben senin dişlerini sökeyim de görürsün sen. Nerede o törpeden? Ha? Ben çıkıyorum baba. Ben de geleyim oğlum. Yok yok, gelmene gerek yok. Akşam gelmezsen beni merak etmeyin. İnşallah kasabadadır da o şerefsizi yakalar, şöyle gırtlağını sıkar. Tehlikeli işler yapmıyor. Anne bırak, gözüm tehlikemi görüyor benim. Hadi eyvallah. Al şunları. İç. İç şunları iç. İçsen alan. İçsen geberir misin ha? İç. Dardan 5 kuruş da yapmadım. Bütün emeklerim boşa gitti. Hayallerim yıkıldı. Ama ben bilirim sana yapacağım. Yazıklar olsun be. Bütün emeklerim boşa gitti. Deli şeytan diyor, tut boğazından, at denize, boğulsun gebersin. Bu da çözüm değil ki. Bütün emeklerim boşa gidecek. Oysa ne hayallerim vardı. Ne hayallerim vardı. Alacaktım, satacaktım. Milyarları kazanacaktım onun organlarından. Bitti, hepsi bitti. Ama dur. Neden bitsin ya? Dilendiririm. Ulan Musa, çok akıllısın be. Tabii ya. 65 yaşındayım nasıl olsa. Bırakırım sakalı. Alırım onu da yanıma peşmurde.
Hiç kimse tanımaz bizi buraya. Tabii ya. Bakar mısın? Ne zaman geldiniz? Akşam geldim. Akşam içeride bir inintiler, bir sesler geliyordu. Neyin nesiydi? Benim küçük kızdı. Beyninde uru vardı ondan. Dün de bu kayalıklardan düşmüş, çocuğun her tarafı parçalanmış. Geçmiş şimdi olsun. Hastaneye götüreceğim geçmiş onu. Geçmiş olsun. Şurada bizim sağlık hoca var. Yok, ben devlet hastanesine götüreceğim onu. Yavrum, görmedim. Ben de böyle bir çocuk görmüyorsunuz. Görmediniz. Kalk kız, kalk. Kendi mektebimi boşa çıkardın, yazıklar olsun. Hiçbir şey yaramayacaksın sen. En iyisi seni götürmek. Bak kahretsin, ayakkabılarından uğraş, mümkünle uğraş. Emeğine mi yanarsın? Ya. Hep bunlar boşa gitti. Kalk hadi. Al abi, yürü. Bebek kalk. Şu kestirmeden gitmek en iyisi olacak demek. Yürü lan baş belası. Seni ben dilendireyim de görürsün sen. Ben birisini arıyorum da. Şuna bırakar mısınız? Oldu. Şu çocuk. Evet abi. Bakmayın. Böyle bir çocuk gördünüz mü buralarda? Vallahi ben tanımıyorum ama buranın bir yerlisi var, muhtar. Muhtar abi bilir. Muhtar abi, Rüstem abi gelir misin bize? Ver abi. Abi şunu arıyoruz biz ya. Tanıyorum galiba ya. Nerede? Burada yanında beyaz saçlı bir adam var. Evet. Hatta bu kızın bir rahatsız oluyor. Beyinde olur mu ne varmış. He. Şöyle dolaşıyorlar şunlarda. Görmüşlüğüm vardı. Bana bir göstersene orayı. Tabii, abi. Evet. Bu onun bebeği. Evet. Ekmek taze. Bayağı deyip ilaç vermiş ona. Olabilir. Nereye gitmiş olabilirler acaba ya? Şuradan bizim bir kestirme yolumuz var. Çabuk gidersen onu sen bulursun. Tamam, sağ ol. Şöyle... Musa! Çocuk taciri. Dilendirmek için kaçırdığı Oya'ya her türlü işkenceyi yapan Musa Çelebi, yakalandıktan sonra halk tarafından linç edilmek istendi. Musa Çelebi'nin çirkin oyununu Rıza Tek bozmuştu. Mahallede linç edilmekten son anda polisler tarafından kurtulan Musa Çelebi, ilk ifadesinde "Çocuk sokakta oynuyordu, kötü bir niyetim yoktu. Sahipsiz olduğunu düşünüp ona yardım ettim" dedi. Mahkemede ise küçük kızı organlarını satmak için kaçırdığını, ancak müşteri bulamayınca bu yola başvurduğunu itiraf etti ve 5 yıla mahkum oldu. Abi Rıza Tek ise "Bu nasıl adalet? Bu kadar acının bedeli 5 yıl mı?" diye isyanını dile getirdi. Musa Çelebi. Yaşamın çirkin yüzü ve kendi zayıf karakteri Musa Çelebi'ye bu sonu hazırladı. Ömür boyu hapis cezasıyla yargılandı. 5 yıl hüküm giydi. Şu an cezaevinde. Rıza Tek. Musa Çelebi'yi bir dedektif gibi takip edip kardeşini kurtardı. Verilen cezayı az bulup isyan etti. Oya Tek. Akıl almaz işkencelere maruz kaldı. Şimdi babasının yanından hiç ayrılmıyor.
Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.